Bu haftanın ilk bölümünün e, ipuçlarına bir gidelim. Onun üstünden başlayalım bu haftayı konuşmaya. Yemek hayali kurmak bile hoşuma gitmeye başladı. Acı çekmiyorum, hoşuma gidiyor. Survivor'da yemek yok. Maalesef yok. Açız, ne çıkarsa çıksın, bir şeyler çıksın yiyelim artık. Erzak oyununun ne kadar bizim için önemli olduğunu geçen hafta çok iyi anladık. Biz bugün almaya gideceğiz. takımda takım da istiyor. zaman çok istiyor. Ulan bende tamam. tamam. Tamam sende. Fatih Terim gibi. Her şeylerini ortaya koyuyorlar artık. Haydi bakalım. İki hızlı yarışmacı. Başa baş mücadeleler izliyoruz. Aa, orası tam, tam orası. Cemalcan kaçırdı. Mert. Ya! İçinden çıktı inanılır gibi değil. Evet e, özellikle son bölümde Acun abi artık dikkat edin sakatlanmayın bu sene çok sakatlık oldu kendinizi koruyun dedi ama izlediğimiz ipuçlarında iki kişinin sakatlandığını görüyoruz. Yine parkurlarda arkadaşlar fazlasıyla kendilerine vermiş gibi gözüküyor. Ne diyorsunuz? Yani bu seneki platformlar daha değişik. Ne değişik mesela? Ya o bizde bu kadar çok denge. Ee, hani bu kadar çok ipli falan hiçbir oyunumuz olmuyordu. Bu sefer boy avantajından dolayı da düşenler çok fazla olmuş. Özellikle Perviz ve Barış'ta çok geçen oyunda bu yüzden dezavantajları olmuştu. Şimdi platformlar yani bizim dönem yani daha yeni bizim dönemimiz diyorum sanki çok eski bir gibi. Bizim dönemimizdeki Survivor parkurları gibi değil yani. Daha ben, zor. Ben bilmiyorum ama ben sanki geçen süre çok aynı geliyor bana. Yani parkurlar kesinlikle aynı değil. Değil Ne diyorsunuz abisiz? Şimdi Çok tabii güzel. ki İhsan yarışmacıların hepsi kendini göstermek istiyorlar. Yani hani tabii ki sakatlığa dikkat edilecek. Dikkat et ama tabii ki ne kadar dikkat et desen de onların beyninde kendini göstermek adına dünyanın belki de en önemli yarışmalarından birine geldiklerini farkında hepsi. Bu yüzden de orada kendini göstermek istiyorlar. Bu yüzden de eğer sakatlığıma dikkat edin filan derse beyinde biraz performans düşüklüğü yaratılabilir. Bu yüzden de bunlar tabii ki orada çocuklar yapacakları da bir şey yok. Yani dikkat etmek belli bir yere kadar dikkat edersin ama tabii bu sefer de performansı düşecek. İzleyenler senin performansını düştüğünü anlayacak. Bu da beyinde hep o sakatlığı tamam yaşamayayım psikolojisi olabilir ama bir yerde de tam tersi kendimi göstereyim diye kendini ateşin içinde de atma psikolojisi de olabilir. Bu yüzden inşallah ilerleyen günlerde başka sakatlıklar yaşamayız. Ama çok da sakatlığa dikkat edin dersen bu sefer performansını da düşebilir. Ya semi şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi oyun dokunmazlık olsa veya çok çok değerli bir ödül olsa erzak oyunu. Erzak oyunu. Erzak oyunu ve Acun abinin uyarısından herhalde bir gün sonra falan oynanıyor. Bilmiyoruz ama şimdi zamanlama yani bir sonraki oyun diyelim. Ne diyorsun yani hani biraz hırs hiç dinlenmemiş gibi arkadaşlar bu şey? Yani İkaz. burada tabii Acun abi çok güzel bir uyarı yapıyor ama yarışmacı psikolojisini ben biraz düşünmek istiyorum. Yarışmacılar da e, kendilerini dizginleyemeyebilirler. Onu anlıyorum yani. Burada çünkü e, performans birincisi seçiliyor haftalık. Artı her hafta dokunulmazlık oluyor. Dokunulmazlığa kadar geçirmiş olduğum bir sü e, süreç var. Dokunulmazlıkta belki e, takım tarafından destek alarak dokunulmazlığa damga vurma ihtimalin oluyor. Buradaki oyunlarda göstereceğim başarıdan dolayı senin olası bir dokunulmazlık kaybedildiği zaman potaya yazılıp Yazılmaman değerlendiriliyor. Yani yarışmacılar e, sanki o hafta gideceklermiş gibi e, parkura çıkıyorlar. Bu da yarışmacıların ya yarışmacıları eleştiremiyorum bu noktada çok fazla. Erzak oyunu e, tabii ki e, dokunulmazlık kadar önemli değil. Erzak oyunu ki geçen gün Yasin 181 tane balık tuttum dedi. Artı iki tanesi birer metre zargana dedi. Erzaktan ...çok daha anlam ifade ediyor bizim için. O tuttuğu balık. Yani evet. Şu erzak mesela bunun evet. balıkların herhalde 3'te 1'i 5'te 1'i filandır. Tabii. Şimdi bu bağlamda e, böyle düşünebilir miyiz? Biz bunu söyleyebiliyoruz ama yarışmacıların e, biraz e, o kadar yani... ...son derece kontrollü olmasını çok fazla ne ben bekleyemiyorum. Şey hani gözü kara olmaktan ziyade ilk su oyununa girip sonra bastığın kumda... ...bir de platforma giriyorsun ya o kum ayağın altında kayıyor ıslak olduğu için dolayısıyla. Ama işte burada dikkat etmeleri lazım, onlarla gözü karalıyorlar. Çok profesyonel sence. olmaları ah, gerekiyor. Bayağı. Daha Bak. birinci aylarını bile dolu dolu. Birinci aylara. All Star, All -Star senesi falan olsa, onu e, All Star senesinde yarışan arkadaşlarımız düşünebilirler. İlk haftalarda, ikinci haftalarda asılmayabilirler. Zaten All Star'a giden arkadaşlarımızı biz görüyoruz. Biraz e, vücutları e, yağlı bir şekilde gidiyorlar, zamanla e, zayıflıyorlar falan. Onu profesyonelce ayarlıyorlar ama bu arkadaşlarımızdan bunları beklemek çok doğru değil. Şimdi ben sana bir örnek vereyim çok profesyonel dedi ya Semih sakatlanmamak için tabii ki profesyonel davranmak gerekir. Ben sana bir örnek vereceğim dünyada en az sakatlanan futbolcu Messi. Yani Messi'yi dünyada en az sakatlanan futbolcu Messi. Messi'nin sakatlanma şansı ne kadardır yüzde %99 neden çünkü Messi'ye bütün diğer rakip futbolcular geliyorlar vuruyorlar ediyorlar çünkü Messi hepsini geçiyor. Şimdi Messi niye bu kadar az sakatlanıyor? Çünkü profesyonelce davranıyor. Şimdi oradaki yarışmacılar da Survivor'a gittilerse eğer Survivor'ın kurallarına uyarak profesyonelce sakatlığı en kısa şekilde atlatmaları gerekiyor. Dikkat etmeleri gerekiyor. Bu babda yani bu Messi'nin örneğini de vermiş oldum. Tamam.